أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koymak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranlar başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli TV5 izleyenlerini öncelikle hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Evet muhterem izleyenler, malumunuz geçen haftaki sohbetimizde Çanakkale'den bahsetmiştik. Çanakkale zaferinden bahsetmiştik. Ama tabii Çanakkale zaferinin efendim cihat yönünden, cihat ruhunu anlatmıştık. Öyle ya, yani bu Necip millet, efendime söyleyeyim o kadar imkansızlıklar içerisindeyken, gerek asker bakımından, gerek silah bakımından, efendim gerek kıda bakımından bu kadar yokluklar, kıtlıklar, sıkıntılar içerisindeyken yani düşmanların ifadesine göre, yapmış oldukları masadaki hesaplara göre kazanma ihtimali sıfır olan böyle bir Necip millet yüzde yüz ve mutlak bir zafer kazanıyor. Öyle ya madem masada olmayan bir hesap var demek ki, madem masadaki efendim, kazanma ihtimali olmayan bir millet böylesine mutlak bir galibiyet kazanıyor ve Çanakkale'yi geçilmez yapıyorsa burada bir manevi hesap var demiştik. Nedir bu manevi hesap? Demek ki cihat ruhu ve şehadet arzusuydu. Dolayısıyla geçen haftaki sohbetimizde cihat ruhunu anlatmaya gayret ettik. İnşallah bu sohbetimizde de şehadet arzusundan bahsedelim o ecdadımızın, o şanlı ecdadımızın o topun namlusunda cenneti gören o efendim şehadet arzusunu misaller vererek bakalım bu damar nereden geliyormuş, bu dersi kimden almışlar, nasıl almışlar inşallah bunlardan bahsedeceğim. Ee, zaten malumunuz şu anda... E Afganistan'da şehit olan 12 tane evladımız, askerimiz vardı biliyorsunuz. Yine buna efendim Cudi Dağı'nda operasyon yaparken şehit olan 5 tane polisimiz eklendi. Dolayısıyla onlara da Rabbim Celle Celaluhu garik garik rahmetler ihsan eylesin. Rabbim Celle Celaluhu onların da kabirlerini pür nur, makamlarını cennet derecelerine âli eylesin. Kederli ailelerine de sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin bu terör belasından ve fitnesinden Rabbim Celle Celaluhu millet olarak bizleri muhafaza buyursun. Askerimize, polisimize bu vatan ve millet savunmasında yapmış oldukları gayretler ve operasyonlarda Rabbim Celle Celaluhu yardım eylesin. Amin. Evet bu vesileyle hem şehadetten bahsedelim. Dolayısıyla evlatları şehit düşen anneler, babalar ve efendim o ailede yani bir nevi inşallah teselli olmuş olsun. Çünkü şehadet hakikaten çok yüce bir makamdır. Yani öyle bir makamdır ki, öyle bir mertebedir ki, öyle halleri ve ahvalleri vardır ki insan hakikaten bunu bilse şehit olan bir anne ve baba e, efendim elbette gözyaşları tabii ki beşeriyet icabı üzülecek ve e, gözyaşları dökülecektir ama içten içe de elhamdülillah ben şehit babası oldum, şehit annesi oldum veya şehit eşi oldum diye efendim efendim hakikaten gurur duyacaktır. İslam böyle bir şeref, böyle bir makam ve böyle bir rütbe vermiştir şehit olanlara. Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum. İşte ecdadımız bu efendim ifadeyle yani ölse de kazanacak, kalsa da kazanacak. E, şehitliği ve gaziliği en büyük rütbe ve şeref ve makam bilmişler. Dolayısıyla kalplerindeki imandan ve bu cihat ruhundan ve şehadet arzusundan dolayı ne yapmışlar? Efendim yedi düvele karşı efendim mücadele etmişler ve onları Çanakkale Boğazı'na gömerek, o Çanakkale Boğazı'nı mezar ederek altın harflerle dünya tarihine Çanakkale geçilmez diye yazdırtmışlar. Evet efendim, Öyle ya ne dedik? Topun namlusunda cenneti gören bir ordu, yani ölümden korkmayan bir ordudan herkes korkmaya mahkumdur. Öyle değil mi? Yani öldükten sonra ebedi bir saadet yurduna kavuşacağını bilen bir orduyu, bir milleti sen neyle korkutacaksın ki? Bakın, Halid bin Velid radıyallahu anh İslam orduları başkomutanı İran tarafına bir sefer düzenliyor da efendim oradaki İran komutanına o zaman bir mektup yazıyor ve ona diyor ki ayağınızı denk alın ha öyle bir orduyla geliyorum ki sizin diyor efendim sarhoşunuzun şarabı sizin de dünyayı sevdiğiniz gibi ölümü seven ve ahireti arzu eden bir orduyla geliyorum diyor. Adam zaten mektubu alınca okuyunca adamın psikolojisi bozuluyor. Ne diyor bu böyle diye. Hakikaten de öyle. Ya harp meydanında cennetin kokusunu alan bir orduyu sen nasıl yeneceksin? Evet tabi şehadet İslam'da çok yüce bir makamdır. Çok üstün bir mertebedir. Bütün Müslümanlar aslında bu mertebeye ulaşmayı istemeli, arzu etmeli ve temenni etmelidirler. Bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben Allahu şehadete bi sıdkın. Her kim sıdk ile Allah'tan şehit olmayı isterse bellagallahu menazile li şuhada Allah Teala onu şehitlerin menziline derecesine çıkarır. Ve in mat ala firashihi ki yatağında ölse bile. Görüyor musun? Her kim sıdk ile Allah'tan şehadet istese Allah Teala o kimsenin e, o kimse yatağında ölse bile onu ne yapacak? Şehitlerin makamına çıkaracağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Tabii Hal böyleyken yani bu kavramlar, cihat kavramı, efendim mesela şehadet kavramı e, maalesef biraz e, uzak kaldık bunlara değil mi? Yani efendim şehadet deyince insanlar ürküyor, insanlar korkuyor. Halbuki bu bir makamdır, bir mevkidir, bir mertebedir. He? Belki de Hoca Efendi hani dua ediyor ya, dua ettiği zaman nasıl cemaat amin diye kubbeleri gümbür gümbür hoplatacak gibi güçlü amin diyorlar ya, ama diyorum ki, acaba Hoca Efendi, Ya Rabbi bize şehadet nasip et diye dua etse, aynı şekilde gür bir seda ile amin diyecekler mi acaba? He, zannetmiyorum. Hatta böyle başını öne eğiyor da, amin diyor, amin. Neden? Aman sessiz söyleyeyim de sakın kabul olmasın. Neden mübarek? Kabul olunca böyle küt diye düşeceksin, öleceksin mi zannediyorsun? He, bu kadar kolay mı zannediyorsun? Bir amin demeyle bu makama ulaşırım mı zannediyorsun? İşte az önce bahsettiğimiz koskoca Halid bin Velid radıyallahu anh'a şehadet nasip olmadı. Ya ölüm döşeğinde yaşlı şöyle oturdu, kılıcını istedi ve kılıcına efendim, dayanarak gözleri yaşlı bir şekilde dedi ki ya Rabbi ömrüm dedi cihat meydanlarında geçti. Ve vücudumda ok izi, kılıç izi, mızrak izi bulunmayan hiçbir yerim kalmadı ya Rabbi. Her yerimde yara var, bere var. Sen beni ya Rabbi bu kadar savaşlar, bu kadar cihatlar, bu kadar düşmanla efendim meydanlarda muharebe etmeme rağmen bana şehadet nasip etmedin de ya Rabbi deve gibi inniye inniye yatakta beni, yatakta mı öldüreceksin ya Rabbi diye üzülüyor. Niyazda bulunuyordu. Görüyor musun? Şehadet o kadar kolay mı? Herkese nasip olur mu? Ama şunu da tabii arz edelim antiparantez. parantez. Efendim Halid bin Velid radıyallahu anh şehit olmayacağı zaten belliydi. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurmuştu? Seyfullah buyurmuştu. Yani Allah'ın kılıcı. Allah'ın kılıcı ne demek? Allah'ın kılıcı demek kırılmaz demek. Kırılmaz demek şehit olmaz demek. Onun zaten şehit olmayacağı belliydi allah Teala hiçbir düşmana, efendim Halid bin Velid gibi efsane bir komutanı şehit etme şerefini nasip etmedi. Evet. Efendim, iki şey var ki Müslümanlar için baş belasıdır. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buna vehen buyuruyor. Vehen, zayıflık. Sahabe sordu tabi, Ve mel vehnu ya Resulallah. Vehen nedir ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Hubbü dünya ve kerahiyetül mevd. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Ölümü kerih görmek, çirkin görmek, istememek. Zaten dünya sevgisi ne yapıyor? Ölümü sevimsiz gösterir. Ölümden korkarsın. Ölüm dendiği zaman he, dengen bozulur, kimyan bozulur. Sela duyduğun zaman, cenaze arabası gördüğü zaman, he, bir tabut gördüğü zaman, Adam felahını şaşırıyor. Hocanın bir tanesi efendim tabutu e, cenazeden getirmişler de tabutu içeriye sokuyor tabutluğa. Oradan da bir tane efendim kadın geçiyormuş da biraz inancı da zayıf herhalde. Hocaya da güya kızdı. Bunu dedi sokağın ortasında ne tutuyorsunuz dedi. Seni şikayet edeceğim benim ödümü patlatıyorsun dedi. Bu tabutun ne işi var burada? Hocam da zaten canı burnuna gelmiş. Dedi ki bana bak kadın seni de sokacağım bunun içine biliyor musun dedi. Oraya girmeyecek var mı? He? Korksan da ürksen de ecelin, korkunun ecele faydası var mı? Yok. Öyleyse hazırlıklı gitmeye bakmak lazım. Ecele fayda yok ama efendim o ecele hazırlanmaya efendim çare var. Evet. Onun için şehadet ne oluyor? Büyük bir nimet olmuş oluyor. Ne dedik burada? Dünya sevgisi ve ölüm korkusu, ölümü kerih görmek. Yani bir müminle bir kafir ayıran en büyük özellik nedir? Birisi ölümden korkar, birisi ölümden korkmaz. Ölümden korkar derken, yani şöyle ahirete inanmadığı için, cennete, cehenneme inanmadığı için, onun için her şey efendim beşikle mezar arasında olduğu için orada ne varsa hayatını orada yaşıyor. Öldükten sonra her şey bitti. Her şey bitti. He? Ya e adam ölümden korkmaz mı? Tabii korkar. Öldüğü zaman her şey bitiyorsa niye öleyim? O zaman niye canımı vereyim ki? Hayatı yaşamak varken her şey bitiyor çünkü. Hakikaten düşündüğün zaman he? Haysiyet için, onur için, vatan için, mukaddesat için savaşabilmek, can vermek için, ahirete iman etmek şart, Allah'a iman etmek şart. Yoksa Allah'a inanmayan Ahirete inanmayan şu dünyada yaptıklarının mükafatını, ecrini Allah'tan ahirette göreceğine inanmayan bir adam. Hangi değer olursa olsun. Niçin ölsün ki o değer için? Efendim değil mi? Öldü mü madem iş bitiyorsa adam sıvışır kaçar gider. Ama Müslüman ahirete inanıyor. Dünyada yaptıklarının hesabını, mükafatını, mücazatını göreceğine mutlaka inanıyor. İnandığı zaman da oluyor. Ölse bile ne var? Cennet var. Ebedi saadet yurdu var. Elbette hatalar, noksanlar varsa, e bunların da hesabı var ama işte buna hazırlanırsa hele bir de şehadet gibi bir makam olunca he işte onun için ne yapıyor? Mümin ölümden korkmuyor. Tabi biraz korkular var. Ölüm deyince bir ürkme geliyor. Bir efendim kerih görme tabii ki var. Neden? Hatalarımız var, eksiklerimiz var, noksanlarımız var. Yani ahirete inanıyoruz, cennete, cehenneme inanıyoruz, Rabbimizin huzuruna varacağımıza inanıyoruz ya, işte hesabımızı kolay veremezsek diye böyle bir endişemiz var. Yoksa hesaplar tamam olsa, he? makamımız iyicene yükselmişsek, Rabbimize vasıl olmuş olduktan sonra, o zaman ne olacak ya? Bayram ölene bayram, bayrama sevinmek var demiş. Oh ne güzel bayramda tahta atabilmek var. Herkesin korktuğu tabutu Mevla'ya götüren bir vasıta olarak ne yapıyor demek ki görüyor. Evet. Yani aslında şöyle bir düşünecek olursak. Ölmeyecek adam var mı? Yok, herkes ölecek. Yani nasıl olsa mutlaka öleceğiz. Bu canı sahibine mutlaka bir gün vereceğiz. Ha. Demek ki ecel neredeyse, saat kaçtaysa bu değişir mi? Değişmez. Ama nerede öleceğimizi bilmiyoruz. Nasıl öleceğimizi bilmiyoruz. Hangi ahval ve şekil efendim e, şekille öleceğimizi bilmiyoruz. Ha öyleyse şehadet dediği zaman mesela dense ki şeh şehadet istiyor musun? Herkes ürküyor, çekiliyor. Ya Rabbi şehadet nasip et. Amin demiyor. Niye? Neden korkuyorsun? Zaten ölmeyecek miyiz? Bu hayatı bir gün efendim sona erdirmeyecek miyiz? Ha şehit olma meselesinde amin deyince hemen orada öleceksin. Öyle değil. Öyle değil öyle değil. Nasıl biliyor musun? Zaten yaşadığın kadar yaşayacaksın. 70 sene mi 80 sene mi 90 sene mi ne kadarsa. İşte o kadar yaşadın artık ecelin gelecek. Eğer o şehadetle gelirse var ya yaşadın. Yaşadın o zaman. O son adımı atıyorsun ya ahirete. O son adımı aşağı çukura atmıyorsun. Arşa atıyorsun. O son nefesi veriyorsun ya. O son nefesi verirken öyle bir makam kazanıyorsun ki. He, sanki uzaya fırlatılan mekik gibi öyle bir yükseliyorsun. Rabbine doğru hem de bütün günahların dökülerek hem de hiç acı duymadan gülerek imanla rabbine kavuşuyorsun böyle bir şey kim istemez ya Rabbim cümlemize şehadet nasip eylesin Amin Evet şehadeti böyle anlamak lazım zaten hani ölümden korkuyorsun ya aslında şehadet Şehit olunca ölmüyorsun ha. Öyle mi? Tabii. Mevla ne buyurdu estağfirullah? Ve la tekulü limen yuktelü fi sebilillahi envat. Allah yolunda öldürülenler ölü demeyin. Belahyaun bilakis onlar diridir. Velakin la teşurun. Lakin siz anlamazsınız. Onlar diri, ölü değil. Yani ölmüş. Dedi ki ya. Velakin la teşurun. Lakin siz anlamazsınız. Bakın bununla alakalı seneler önce okumuş olduğum bir yazı vardı şehadetle alakalı. Tabii çok etkilenmiştim hala hatırımda yani. Şimdi bu mevzu açılınca şu ayeti kerime okununca hemen aklıma bu geliyor. Nedir efendim o? Sadrettin Yüksel Hoca Efendi'yi tabii çoğunuz duymuşsunuzdur. Rabbim ona da rahmet eylesin inşallah tabii vefat etti. Kabirini pürnur makamını cennet derecesine aleylesin. eylesin. Malumunuz onun Metin Yüksel oğluydu. Ve Fatih Camii'nden çıkarken bir cuma günü şehit etmişlerdi. İşte ben ondan sonra Sadrettin Yüksel Hoca Efendi'nin bir yazısını okumuştum. Şöyle demiş, yani oğlumun şehadetinden sonra tabii ki evlat kaybı, efendim kolay değil evladını kaybediyorsun. Yani şehit de olmuş olsa bir insan olarak beşeri, beşeriyet icabı üzülüyorsun, ağlıyorsun. Değil mi? Gönlün tabi hüzün doluyor. Kolay değil bu. Yani bana çok ağır gelmişti diyor o. Fakat diyor bir kitapta bir efendim ee, bir şeye rastladım. Bir yazıya. Onu okuduğum zaman diyor bu şehadetle alakalı. işte diyor o yavrundan dolayı o gönlümün sızısı hafifledi. Adeta gönül yangınıma su serpildi diyor. Evet onu seneler önce yazmış. Ben de hatırımda kaldığı kadar sizlere arz etmeye çalışayım. Bakın yani şehitler ölmez. Tabi bununla alakalı çok hadis-i şerifler var, çok ayetler var. Ama ben şu anekdotu inşallah sizlerle paylaşayım. Efendim, savaş eden bir mücahit anlatıyor, onun dilinden anlatılıyor bu mesele. Saatlerce diyor savaş ediyoruz. Saatlerce diyor kılıç sallıyoruz, kollarımız yorulmuştu. Efendim hafiften uykuda bastırdı. Yorgunluk var. Yani kendi kendime dedim ki şöyle biraz hani bir 10 dakika istirahat etsem uyusam başka bir şey istemiyorum yani. yorgunluk hakikaten. Ya çok yorulduk biraz öyle paydosu verelim mola yapalım da efendime söyleyeyim yiyelim içelim bir istirahat edelim böyle bir şey yok ki. En ufak bir gaflette düşman hemen ne yapabilir? Seni haklayabilir. Dünya ile irtibatını kesebilir. Onun için Böyle bir hal içerisinde bir yorgunluk var. Birden şöyle hafif bir dalmışım. Sanki birden kendime geldim. Ne yapıyorum ben dedim ya. Ben savaş meydanındayım. Şu anda benim gafletimden istifade edip efendim bir düşman askeri gelip ne yapabilir beni ahirete gönderebilir. Hemen kendime geldim, toparlandım ve tekrar Efendim savaşa koyuldum. Ama diyor o bir anlık gaflet. Hafif böyle bir kendimden geçme var ya. Beni diyor adeta dinlendirdi. Sabaha kadar yatağımda mışıl mışıl uyumuş gibi kendimi dinç hissettim diyor. Neyse bir giriyorum diyor düşman ordusuna. Buradan bir giriyorum ta öbür baştan çıkıyorum. Öbür baştan bir giriyorum bu baştan çıkıyorum. Bak şimdi. Işte. Velhasılı kelam bir o tarafa bir bu tarafa biçer döer gibi düşmanları keserken bir de baktım diyor karşıda tepede bir parıltı gördüm. Nur gibi bir, efendime söyleyeyim, şule var orada. Bir ışık. Hemen ona doğru diyor, yürüdüm gittim. Atımı diyor, dehledim ve oraya çıktım. Baktım diyor, nur gibi bir zat. Esselamu aleykum. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dedim ki ona, mübarek kimsin sen burada? Ne yapıyorsun? Bana dedi ki, ben dedi Cafer İbni Ebi Talib'im. Cafer-i Tayyar. Anh. Deyince diyor, şaşırdım. Dedim ki yahu sen şehit olalı asırlar oldu. Sanki diyor canlı gibi karşımdasın. Ben öyle deyince bana ne dedi biliyor musun? Dedi ki mübarek sen de şehit oldun. Sen de bizim aramıza katıldın dedi bana. Öyle deyince birden şaşırdım. Ben mi? Ben nasıl şehit olurum ya? Ben buradayım işte. He? Yok dedi. Sen de şehit oldun dedi. Öyle deyince. İyi ama dedim yani sen öyle diyorsun da. E ben az önce savaştım ettim. He? İyi e dediler sen dediler yani şehit olmadığında şu tepeyi nasıl çıktın? Teleferikle mi geldin? Mübarek yürüdün geldin. Düşmanın bir taraftan giriyorsun bir taraftan çıkıyorsun. Peki ne zaman şehit oldum? Hani o bir gaflet geldi ya bir ara. Ha işte orada ruhunu teslim ettin sen. Dedim ki yani peki ben neredeyim o zaman? Hani bu ben değilsem. Ben neredeyim? Benim cesedim, naaşım, bedenim nerede? Dedi ki savaş meydanında. Hadi gidelim bakalım. Gittim baktım gidiyor. Beni diyor asmışlar bacağımdan. He kolumu kesiyorlar. Kulağımı kesiyorlar. Gözümü çıkarıyorlar. Sanki işkence yapıyorlar bana. Bir o taraftan bakıyorum. Bir bu taraftan bakıyorum. Allah Allah. Dedim ki ya Rabbi ben senelerdir dedim bu küçücük bedenin içerisinde bu kabuğun içerisinde nasıl yaşamışım ya? Ben buna nasıl sığmışım? Aman ya Rabbi hep ben buna mı bakım yapmışım? Hep ben bunu mu istirahat ettirmişim? Hep ben bunu mu geliştirmişim, büyütmüşüm, efendim beslemişim? Hakikaten kaşına bakıyorsun, gözüne bakıyorsun. Efendime söyleyeyim, biraz da ruhumuzu geliştirelim. Biraz da maneviyatımızı geliştirelim. Manen terakki etmenin yollarını arayalım. He, kamil bir adam olmanın yollarını arayalım. Rabbim becermek nasip eylesin. İşte, işte bu meseleyi diyor okuyunca benim diyor gönlümün yangını adeta söndü diyor. Dolayısıyla şehadet böyle bir şey bak görüyor musun? Adam şehit olduğu zaman ne yapmıyor? Ruhu bile duymuyor. Şehit olduğundan bile haberi yok. Ya. Dolayısıyla böyle bir ölümü kim istemez? Değil mi? Zaten acı da duymuyor. Acı duymadığı için Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Me yecidu min mes'il katli illa kema yecidu min mes'il karsati. Sizden biriniz yani şehide ölümün efendime söyleyeyim acısının değmesinden e, mütevellit olan acına kadar kema yecidu min mes'il karsa sizden birinizin birini çimdiklemesi kadardır. Ne kadar acır? Çimdik atsa sana belki de gıdıklanırsın. Ha işte şehit ruhunu teslim ederken durum böyle. Şimdi düşünebiliyor musun ya? He? O sekerat anı, o ölüm acısı, o efendime söyleyeyim diri bir koyunun derisini güzelcesine adeta diri diri yüzmek gibi. Hatta bir keresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kızgın bir telin, dikenli telin, kızgın efendim ıslak bir yün çuvalından çıkarılırken nasıl yırta yırta kopara kopara çıkarıyorsa can da damarlardan çıkarken böyle acıyacak. Ama şehit olan müstesna. Şehit olana bu acılar yok. Hiç acımıyor. Heh, acıyorsa da birinizin çimdirmesi kadar acıyor buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet inşallah bu mesele hakkında konuşacağız. Şehitliğin mertebe, mertebesini, şehitlerin Efendim nasıl ruhlarını teslim ettiklerini ve e, bizim yakın tarihimizden olsun, saadet asrından olsun inşallah misallerle bu meseleyi sizlerle müdakere etmeye devam edeceğiz. Ama şimdi kısa bir ara ardından tekrar buradayız inşallah. Evet kıymetli izleyenler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş hadis-i şerifte? Efendim e, biri şehit olduğu zaman onun e, ruhunu teslim ederken duyacağı acı, sizden birinizin birini çimdiklemesi kadar duyacağı acı gibidir buyurmuştu. Yani demek ki hiç acı bile duymuyor. Bakın şimdi bununla alakalı, Rahmetli Hızır Efendi vardı, bilir misiniz bilmiyorum. Efendi hastanemizin damadıydı. Yani İsmail Ağa Camii'nde seneler önce şehit ettiler biliyorsunuz. Dolayısıyla o da bir şehit. Velhasıl Çukurbostan'da, onun görev yapmış olduğu Cami-i Şerif'te sohbetler yapardı. Ben bir sohbetine iştirak etmiştim ve o sohbette şehadetten bahsetmişti. Ve şehidin ölürken acı duymadığını bir misalle arz etmişti. İnşallah yine bir şehidin ağzından efendim e, şehidin acı duymaması ile alakalı misali inşallah sizlerle paylaşayım. Şöyle demişti. Önce şunu arz edeyim. Efendi Hazretlerimiz malumunuz e, sıhhat yerindeyken yani bütün her tarafa Türkiye'nin e, efendim hemen hemen her şehrine tebliğ ve davet için gitmeye gayret ederdi. Dolayısıyla yani devamlı vaazla, sohbette, tebliğde, davette Rabbim Celle Celaluhu gene o eski sıhhat ve afiyetini ihsan eylesin. Yine aynı günleri görmek Rabbim nasip eylesin. İşte yine böyle bir tebliğ ve davet, vaaz ve sohbetten dönerken İstanbul'a dönüyorlar. E yolda tabii bir kaza geçiriyorlar. Kaza geçirince de Efendi Hazretlerimizin mübarek ayakları kırılıyor ve hastaneye kaldırılıyor. İşte Hızır Efendi diyor ki Üstadımızı diyor hastaneye ziyarete gittim ve sordum. Dedim ki Efendi Hazretleri kaza nasıl oldu? Efendi Hazretleri şöyle tarif ediyor. Karşıdan arabanın geldiğini üzerimize doğru gördük. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü bir açtım bir de baktım hastanedeyim. İşte böyle tarif ediyor. Hoca Efendi biz pek anlayamadık ya biraz daha açar mısın? Biraz daha açayım. Şöyle düşünelim. Şehit olan bir kimse, olacak olan bir kimse efendim topun kendisine doğru döndürüldüğünü görüyor. Belki o topun patladığını da duyuyor. He? O makinenin mitral gözleri kendisine dönüp adeta efendim ölüm yağdırdığını görüyor. Sonra sonrasını hatırlamıyor. Gözünü açıyor, bir de bakıyor. Cennet. Evet, Adeta böyle. Tabi bir hadis-i şerifte bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ اِلَى الدُّنْيَا Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez. Kim olursa olsun adam cennete girdikten sonra bir daha dünyaya dönmek ister mi ya? Hani deseler ona istersen bir dünyaya seni gönderelim. Bak çoluk çocuk perişan. Hanımın seni özlemiş. Akrabaların dostların efendime söyleyeyim ağlıyorlar üzülüyorlar. Yani bir git bir görüş işini rayına koy. Tekrar dön deseler. Hiç kimse bir daha geri dönmek istemiyor. Öyle şimdi bir daha efendim o sekerat anı, ölüm acısı, tekrar o efendime söyleyeyim, badireler. He? O onlara Efendimiz mesela hiçbir daha dönmek istemiyor. Cennete de girmiş. Geri dönmeye ne gerek var? Nasıl olsa onlar buraya gelecek. Burada görüşürüz diyor belki de. İşte efendim sallallahu aleyhi ve sellem cennete giren hiç kimse dünyaya dönmek istemez. Ve lehu al ardı min şey'in. Çünkü yeryüzünde olan her şey orada var. Ancak ille şehit ancak şehit müstesna. Şehit müstesna ve yetemenne eyyer ile dünya. Ona var dünyaya tekrar dönmeyi temenni eder. Fe yuktele aşra merratin ve 10 kere tekrar tekrar şehit olmayı temenni eder. Neden? Lime lime yara orada yapılan ikramlardan dolayı. Görüyor musun? Demek ki şehidin dışında kim olursa olsun cennete gitse bir daha asla dünyaya dönmek istemiyor. Ama şehit, şehit oldu. Bir daha dünyaya gelmek istiyor. Tekrar şehit olup tekrar dünyaya gelmek istiyor. Hatta on kere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte öyle buyurmamış mıydı? He? Düşman ile muharebede şehit olup tekrar diriltilmek, tekrar şehit olmak, tekrar diriltilmek, tekrar şehit olup tekrar diriltilmek ve tekrar şehit olmak isterim buyuruyor. Buhari'de geçen hadis-i şerif. Gördün mü? Şehadete bak. Zaten ölüm acısı duymuyorsun. Bir de orada seni öyle bir karşılıyorlar ki. Oo, öyle ikramlar var ki orada. Nasıl ikramlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Kucak açıyor ya. He? Peygamber kucak açıyor aleyhisselam. Bak. Ne diyor? Ey şehit oğlu şehit. Kabe'yi mezar taşın diye diksem. Gök kubbeyi getirsem tavan etsem yedi kandilli Süreyya'yı avize yapsam, seni tarihlere gömsem, ne devirlere sığarsın ne tarihler alır. Türbedarın olsam kıyamete kadar ben de sana hizmet etsem yine de bir şey yapabildim diyemem hatırana. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana kucak açmış ben sana ne yaparsam yapayım, solda sıfır kalır demek istiyor yani. Dolayısıyla şehadet böyle. He? Öyle bir ikramlar var, öyle bir karşılamalar var ki, öyle libaslar, öyle nimetler cennette kandillerden kandillere ne yapacaklar? Uçurulacaklar. Cennet nimetlerinden rızıklanacaklar. Dolayısıyla tekrar tekrar bu nimetlere mazhar olmak için defalarca şehit olmayı temenni ediyorlar demek ki. Onun dışında kimse temenni etmiyor. İşte buradan şehadetin ne büyük bir makam, mevki ve mertebe olduğunu anlayalım. İşte atalarımız da şehitliği ve gaziliği en üstün derece kabul ederek dinini, vatanını ve mukaddesatını ne yapmışlar? Canları pahasına muhafaza etmişler ve nice zaferlere imza atmışlar. Ve işte Çanakkale Çanakkale ruhunu en iyi neresi anlatır? En iyi bomba sırtı vakası anlatıyor. Bomba sırtı vakası. Yani düşmanlarla bizim mevzilerimiz arası çok yakın. 8 metre ya var ya yok. Düşman mevzilerinden yağmur gibi kurşun yağıyor. Yani ölüm yağıyor. Ama o ölüm yağmuruna adeta meydan okurcasına o şanlı ecdat siperden mevzilerinden çıkıyorlar ve atılıyorlar. Birinci saftakiler şehit oluyorlar. Al kanlarıyla toprağa düşüyorlar ve cennetlere uçuyorlar. Birinci saftakiler şehit oluyor. İkinci siperdekiler mevzidekiler onlar da atılıyorlar. Onlar da şehit oluyorlar. Ve üçüncü siperdekiler birkaç dakika içerisinde öleceklerini biliyorlar. Ölüm muhakkak. Buna rağmen Buna rağmen gözlerini kırpmadan ellerinde Kur'an, dillerinde kelime-i şehadetle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek adeta bir an önce cennetlere uçmak için adeta koşuyorlar. İşte topun namlusunda cenneti gören o şanlı ecdat böylesine şanlı bir zafer kazanıyor ve Çanakkale geçilmez diye yazdırıyor. Evet. peki Pekala. Bu ruh nereden geliyor? O şanlı ecdadımıza bu ruh nereden geliyor? Bu damar nereden geliyor acaba? İsterseniz hep beraber akıllarımızı, fikirlerimizi, düşüncelerimizi, gönüllerimizi her şeyden alı koyalım ve hep beraber 14 asır öncesine gidelim. Olur mu? Yani Çanakkale'de efendim Çanakkale'yi zafere ulaştıran ruhu 14 asır öncesinden gelen damar besliyor onu anlatacağız. 14 asır önce. Evet Mute Muharebesinden kısaca arz edeceğiz. Bahsedeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3000 kişilik bir ordu hazırlıyor. Orada efendim Rum diyarında bir vali bir Müslüman elçiyi göz göre göre şehit edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3000 kişilik orduyu efendim hazırlıyor ve Teniyetül Veda tepesine kadar bizzat kendisi uğurluyor. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam programını baştan çizmiş. Stratejisini belirlemiş ve şöyle buyuruyor. Zeyd ibn Harise komutan olacak. Komutan o. O şehit olursa efendim Cafer İbni Ebi Talip komutan olacak. O da şehit olursa Abdullah İbni Ebi Revaha komutan olacak. O da şehit olursa Müslümanlar kendi içerisinden arasından birisini komutan seçsinler. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarla İslam ordusunu gönderiyor Rum diyarına. Ve Mute mevkinde iki ordu karşılaşıyor. Şimdi efendim dikkat edin. İslam ordusu kaç kişi? 3000 bin kişi. Diğer taraftan bakıyoruz. Rum ordusu kaç kişi? 100 bin kişi, 100 bin. Bazı kitaplarda 200 bin yazdığına da rastladım ben. Yani dünya tarihinde savaşlara, harplere, darplere baktığınız zaman he, çok büyük bir dengesizliğin, güç dengesizliklerin oluştu, oluştuğu nadir savaşlardan biridir Mute Muharebesi. Bir tarafta 3 bin kişi, bir tarafta 100 bin kişi. Hem de top tüfeğin olmadığı bir zamanlar mızrakla, kalkanla, kılıçla Köşüs köşede diş dişe mücadelelerin yapıldığı böyle bir efendim e, dönemde ne demek biliyor musun? Bir tane İslam askerine 33 tane düşman askeri düşüyor, bir tane de kenarda fazladan kalıyor yani he kes kes bitmez, biç biç bitiremezsin, sonu gelmez. İşte böylesine bir mücadele ve muharebeye girdi İslam ordusu. Evet savaş başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi ne yapıyor? Medine-i Münevvere'de anlatıyor. Savaşı anlatıyor. Sanki böyle naklen Mevla Teala getirmiş önüne koymuş böyle seyrediyor. Ve sahabe-i kirama mescid i Nebevi'de efendim Mute'de olanları anlatıyor. İn kutilel zeydun fecaferun. Zeyd şehit oldu ve Cafer onun yerine komutan oldu. Ve in Caferun Abdullah ibn Ebi ve efendim Cafer de şehit oldu. Yerine kim geçti? Abdullah ibn Ebi Revaha geçti. Evet bir düşman seli. Yüz bin kişilik düşman ordusu düşünün. Adeta karşında bir düşman okyanusu var. İslam ordusu müthiş bir inançla ve azimle bir top güllesi gibi işlerine düştü. Ama Bitmiyor, 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 tükenmiyor. Vuruş, çarpış, ne yaparsan yap. Ve Zeyd İbni Harise radıyallahu anh şehit oldu. Hemen ardından Cafer İbni Ebi Talib radıyallahu anh hemen sancağı kaptı ve aynı mücadeleye devam etti. Ama düşmanı hakikaten mahvediyorlar, düşmanı hakikaten hırpalıyorlar. Ama dedik ya düşman çok kalabalık, bitmek bilmiyor, tükenmek bilmiyor. Ve Cafer İbni Ebi Talip radıyallahu an asker arkadaşları, asker arkadaşları anlatıyor. Bir destan kahramanı gibi çarpışıyor adeta. Düştüğü yeri top güllesi gibi yakıyor adeta. Ama bir saat değil, iki saat değil ne kadar çarpışacaksın? Efendim adres sormayan bir kılıç indi ve Cafer İbni Ebi Talip radıyallahu anh'ın sağ kolunu kesti. Sancak düşmesin diye hemen sol kolunu aldı. Şey sancağı Sol koluna da bir darbe aldı. Sol kolda kesildi. Hemen sancağı bağrına bastı. Yere düşmesin, sancak yere düşmesin diye. Ve şehit olasıya kadar da o sancağı bırakmadı. Ve diyorlar ki Cafer İbni Ebi Talip şehit olduğu zaman baktık. Vücudunda 90'dan fazla ok, kılıç ve mızrak yarası gördük. Kevgire döndürmüşler adeta. İşte o kesilen iki koluna karşılık Allah Teala Celle Celaluhu Cafer bir Ebi Talib radıyallahu ne taktı? İki tane kanat taktı. Onun için ona ne deniyor? Caferi Tayyar. Caferi Tayyar, Tayyara gibi, kuş gibi cennetlerde kandilden kandile uçup durdu. Evet o da şehit olunca sıra geldi Abdullah ibn Ebi Revaha'ya. O da birkaç gündür yani bir lokma yemek için fırsat bulamamışlar. Yemek ortamı bulamamışlar. Aç aç böyle bir efendim düşman seliyle nasıl mücadele edeceksin? Bir fırsatını bulmuş çadırda kuru ekmek yerken bunu yiyeyim tekrar mücadeleye efendime söyleyeyim e, düşman saflarına atılaca atılayım diye karnını doyuracak o kısa bir vakit içerisinde ama o esnada çadırdan Kapıdan biri gözüktü. Bir İslam askeri dedi ki: "Kardeşin dedi Cafer şehit oldu, cennetlere uçuyor. Sen hala lokma peşinde misin?" O da kalkıyor, kılıcını kapıyor ve o da cihat meydanına atılıyor ve o da o da şehit oluyor arkadaşları gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii bunu anlatırken rivayet eden sahabi diyor ki ve aynahu tedrifan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözler gözlerinden yaşlar boşanıyordu bunları anlatırken ve buyurdu ki hatta ahada raye seyfun min suyufillah ve ondan sonra sancağı kim aldı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç Evet Halid bin Velid radıyallahu anh kıl efendim sancağı ve komutayı ele alıyor. <laughs> Tabii ki İlk defa Müslüman olduktan sonra ilk defa ne yapmış bir savaşa katılmış. Evet, Halid bin Velid radıyallahu anh. Müşrik saflarındayken de İslam saflarına geçtikten sonra da hayatında mağlubiyet yüzü görmeyen efsane bir komutan. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük askeri dehalarından biri. Hayatında yenilgi görmemiş. Deha dedik ya askeri deha. Nedir o askeri deha ne demek? Allah o konuda ona öyle bir kabiliyet vermiş ki. He? Üst düzey birkaç tane komutan otursalar, konuşsalar, proje plan yapsalar, strateji belirseler, belirleseler, birkaç gün içerisinde yapmış oldukları planları, programları uygulamaya koysalar, işte bunların hepsinin birkaç günde yaptığını Askeri daha olan şahsiyet bir anda bakıyor, düşünüyor, birkaç dakika içerisinde kafasında planını, programını yapıyor, stratejisini, stratejisini belirliyor ve askere emrediyor ve tatbik sahasına koyuyor. Allah böyle bir kabiliyet vermiş. Herkes panikteyken o galibiyetin hesaplarını yapan böyle bir komutan. Tabii ilk defa İslam ordusuyla savaşa katılmış. İlk defa katılınca Müslüman olduğu gibi savaşa katıldığı gibi de komutan olacak değil. Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu orada da yetiştiriyor. Evet sen bir askeri dahasın, müthiş bir kabiliyetlerin var ama efendim bir takım şeyler için Allah için din için iman için nasıl can verildiğini de bir gör bakalım. Belki bunu öğretiyor Muhammed Mustafa ona sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü belki daha önce bunu görmemiş kendi saflarındayken, müşriklerin başındayken böyle bir şey tabii ki görmemiş. Düşünebiliyor musun? Böyle bir askeri daha bir de ahirete iman edince, Allah'a iman edince, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tezgahından geçip onun duasıyla yola çıkınca şehadeti de bilen biri olarak nasıl savaşır acaba? Karşısında kimse durabilir mi acaba? Ve işte İslam ordusu hepsi toplandılar ne yaptılar? Halid bin Velid radıyallahu anh'ı komutan seçtiler. Evet Halid bin Velid radıyallahu anh komutayı ele alır almaz hemen orduda bir değişiklik yaptı. Düzeni değiştirdi. Öndekileri arka safa aldı, arkadakileri ön safa aldı. Sağ kanadı hemen sol kanada değiştirdi, sol kanadı sağ kanada değiştirdi ve böylece düşman ordusu bir panik yaşadı. Acaba İslam ordusu takviye kuvvet mi aldı? Saatlerce savaştığımız adamlar yok, yerine yenileri geldiler. Arkadakiler ön tarafa geçince biraz daha gayretli hareket ettiler. Öndekiler arkaya geçince biraz daha ne yapmış oldular? Adeta dinlenme fırsatı bulmuş oldular ve böylece düşman efendim İslam ordusu yeni bir kuvvet aldı diye, yardım aldı diye onların psikolojisi bozuldu. Dağılmaya ve çözülmeye başladılar. Ve işte Halid bin Velid radıyallahu an vuruşa vuruşa o 3000 kişilik İslam ordusunu fazla zayiat verdirmeden Medine'ye getirmesini bildi muhterem Müslümanlar. Evet tabi bizim burada anlatacağımız yani bağla, bağlantı yapacağımız yer neresiydi? Çanakkale'de bomba sırtı vakasını anlatmıştık değil mi? Yani birinci siperdekiler atılmış şehit olmuşlardı. Ardından ikinci siperdekiler ve ardından mutlaka öleceklerini bile bile üçüncü siperdekiler atıldılar. Onlar da şehit olmuşlardı. İşte mute muharebesinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giderken planı programı çizmedi mi? Zeyd İbni Haris'e şehit olursa e, Cafer bir Ebi Talip komutan, o da şehit olursa Abdullah İbni Ebi Revaha komutan demedi mi? Yani böyle demekle ne buyurmak istedi? O şehit olacak, ondan sonra sen komutan olursun, sen de şehit olacaksın, ondan sonra sen komutan olacaksın. Sen de şehit olunca o zaman Müslümanlar ne yaparlar? Kendi aralarında birini seçerler. İşte o damar Muteden geliyor da Çanakkale'ye işte ecdadımızı da ne yapıyor? O şanlı ecdadı şaha kaldırıyor ve canını dişine takıyor. 250 bin tane şehit verip etinden kemiğinden adeta oraya kale kurarak, siper kurarak, set çekerek düşmana geçit vermiyor. Evet muhteremler. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretti bize. Şehadet ruhunu Muhammed Mustafa verdi sallallahu ve sellem. Saadet asrından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tezgahından geçen onur kafilesinden de bir iki misal verelim. Çok misaller var. Mesela bakın gençlerden bir misal verelim. Vaktimiz dar onun için çok fazla detaya girmiyorum. Hanzala radıyallahu an gençlerden misal veriyoruz efendim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Uhud savaşındayken savaştan sonra dedi ki ben dedi Hanzala'yı gördüm gümüşten bir kap içerisinde rahmet suyuyla meleklerin onları yıkadıklarını gördüm. Hele bir gidin bakın tetkik edin durum nedir? Gittiler baktılar yaralar arasında yok. Baktılar ki şehitler arasında Hanzala Radyalan şehit olmuş. Ve baktılar ki hakikatten de saçlarından sular damlıyor. Dediler ya Resulallah durum buyurduğunuz gibi hakikaten de saçlarından sular damlıyor yıkanmış. Bunun üzerine durumu ailesinden bir sordular. Mesele nedir bakalım? Yani bu savaşın öncesinde perdenin arkasında neler olmuş neler bitmiş? Hanımı diyor ki o gün diyor o gün Uhud savaşına gidildiği günün gün bizim diyor düğün gecemizdi. Düğünümüzdü o gecede düğün gecemizdi. İşte o gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münadisi sesleniyor. Hayyan el cihad, hayyan el cihad, haydin cihada, haydin cihada. işte diyor yerdek gecemizde hayyan el cihad nidalarını duyunca Hanzalam kılıcını kaptığı gibi zırhını giydiği gibi hemen efendim cihat meydanına koştu. Demek ki anlaşılıyor ki gusül işini de melekler tamamlamış diyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Efendim ona meleklerin yıkadığı şehit lakabını veriyor. Evet sahabe-i kiram hakikaten böyle. Yedisinden yetmişine kadar. Ha belki şöyle düşünebiliriz. Acaba biz de böyle yapabilir miyiz diye. Sen onu düşünme de. He? Sen düğün gecesi cihat meydanına koşmayı düşünme de. Sabah namazına camiye gidebilecek misin? Bunu düşün bakalım. Nerede onlar? Nerede biz? Arada öyle sular akmış ki. Öyle dereler akmış ki. Kıyası kabil değil yani. Evet. Tabi. Sahabe böyleydi. Şanlı ecdadımız da öyle. Onlarda da yedisinden yetmişine kadar, kadınından erkeğine, efendim gencinden yaşlısına kadar hepsinde cihat ruhu, şehadet arzusunu görmek elbette mümkündü muhterem Müslümanlar. Dolayısıyla bugün de aynı ruha, inanç, aynı ruha ve inanca milletçe ihtiyacımız var. Evet, Çanakkale'de şahlanmış olan oru Milletimizin mayasını oluşturan ruhtur aslında. Öyleyse yeni nesilleri bu duygularla yetiştirmeli. O şanlı ecdadın bıraktıkları emanetleri şu nesle en güzel şekilde aktarmaya gayret etmemiz lazım. Dolayısıyla her tarafı efendim şehit kanlarıyla sulanmış olan şu cennet vatandan Yedi düveli canını dişine takarak kovan o şanlı ecdadın ruhlarını rahmetle ve minnetle burada tekrar yad ediyoruz. Rabbim Celle Celal onların efendim kabirlerini pür nur eylesin. Ruhlarını şad eylesin. Makamlarını cennet eylesin. Bizleri onlara layık birer torun eylesin inşallah. Onların bıraktıkları emanetleri de en güzel şekilde muhafaza etmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. <laughs> Tabii bu vesileyle tekrar Afganistan'da şehit olan 12 tane askerimize ve Cudi Dağı'ndaki operasyonda şehit olan 5 tane polisimize de Rabbim Celle Celaluhu rahmet eylesin. Onların da kabirlerini pürnur, makamlarını cennet, derecelerini Rabbim ale eylesin. Kederli ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin. Amin. Evet muhteremler. Tabii Çanakkale ile alakalı anlatacak çok meseleler var. Şehadetle alakalı da anlatacak çok meseleler var. Ama inşallah bizler ne yapalım? Bu kadarla iktifa etmiş olalım. Evet bu arada tabii sizlere bir de teşekkür etmek istiyorum. Nedir o teşekkür etmek istediğim mesele? Efendim biliyorsunuz bundan kısa bir zaman önce sizlere buradan da ilan etmiştik. İbret Tabloları isimli eserimiz vardı. Dolayısıyla efendim iki hafta içerisinde ikinci baskımızı yaptık. Yani sizlerin ilginiz, alakanız vesilesiyle elhamdülillah ilk baskısı bir an önce tükendi ve böylece arkadaşlar ikinci baskıyı bastılar. İnşallah tavsiye ediyoruz. Okuyun, okumaktan zevk alacaksınız, lezzet alacaksınız. Pek çok meseleler, pek çok misaller, pek çok ibretler inşallah burada bulacaksınız. Ve elinizden bırakamayacağınızı da iddia ettiğimiz bir kitap. İnşallah bu vesileyle kısa bir buradan bölüm okuyayım. 119. sayfadan Ecelin yeri ve zamanı değişmez başlığıyla. Efendim Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz hem hükümdar hem peygamber idi. Hükümdarlığı zamanında ne yapıyor? Efendim bazı günlerde halkın problemleri dinliyordu. İşte birisi geldi. Ona sıkıntılarını anlatırken o esnada kapıdan bir zat geldi. Heybetli bir zat. O Süleyman Aleyhisselam ile konuşan kimseye böyle heybetle bakıyor. O tabii korktu. Korkunca hemen tabii Süleyman Aleyhisselam'a dedi ki ey Allah'ın peygamberi bu zat kim dedi bana böyle heybetle bakıyor. Ha dedi korkma ya bu dedi Azrail Aleyhisselam. <laughs> Mübarek korkma olur mu ya? Hem diyorsun ölüm meleği hem de korkma. Adamın ödü patladı. Eyvah dedi. O beni buraya dedi canımı almaya gelmiş dedi. Ne olur dedi. Sen dedi rüzgarlara emrediyorsun. allah Teala onu rüzgarları sana musahhar kılmış. Ne olur rüzgara emret de beni çok uzak bir yere atsın. Süleyman Aleyhisselam baktı ki adamın hakikaten beti benzi gitmiş. Hemen rüzgara emretti. Rüzgar aldı onu Hindistan'a. Yani o günün şartlarına göre çok uzak bir yer. Şimdi bile uzak değil mi yani uşakla gidiyorsun 6 saat. Neyse o zata dedi ki onu gönderdikten sonra o zatı Azan Aleyhisselam'a dedi ki mübarek adamı dedi korkuttun dedi nasıl baktın öyle. Dedi ki ey Allah'ın peygamberi aslında benim amacım onu korkutmak değildi. Ya yani dedi Mevla'nın bana verdiği listede bugün dedi canını alacağım kimseler arasında bu da var. Ama dedi onu canını alacağım yer Hindistan'ın filan adası. E ben şimdi onu görünce burada şaşırdım. Yani burası nere, orası nere? Yani şimdi çıksa kaç ayda gidemez oraya. Peki hala bu akşam madem orada efendim canını alacağım nasıl olacak? Yani acaba bir karışıklık mı var? Bunu düşününce efendim ondan biraz şaşırdım şaşkınlıkla baktım. Fakat diyor ne zaman size efendim ne olur beni rüzgarlara emret de buradan uzaklaştırsın diye rica edince o zaman mesele anlaşılmış oldu diyor. Yani adam aslında ne diyor? Sözleriyle beni buradan uzaklaştır ölmeyeyim diye. Aslında fil hakika ne demek istemiş oluyor? Benim Azrail ile randevum var. Beni bir an önce oraya götür. O saatte orada olmam lazım. Çünkü efendim rahmeti rahmana kavuşacağım demiş olmuş oluyor. İşte <laughs> böyle bir efendim ibret tablosunda sizlere burada sunuyoruz. Sonunda da ne yazmışız? Ayet-i kerimede Feidace aceluhum la yesta'khiruna sa'ate ve Yani her meseleye uygun bir ayet koyuyorduk ya. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat efendim eee e, tehir edebilirler, geri bırakabilirler, ne de ne yapabilirler? Efendim e, öne geçirebilirler. ...buyuruyor Mevla Teala. Demek ki ecel nerede gelecekse... ...nerede, saat kaçta, hangi adreste ise... ...ne olursa olsun... ...demek mutlaka oraya gidiliyor... ...ve orada randevuya... ...efendim... E, ...geç kalınmıyor. Demiş ya... ...büyük randevu bilsem nerede, saat kaçta... ...tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta. Rabbim Celle Celaluhu... ...o randevuya en güzel şekilde... ...hazırlanmak cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet İbret Tabloları kitabımızı Arifan Yayınlarından efendim temin edebilirsiniz. 444 18 10 numaralı telefonlardan. 444 18 10 numaralı telefonlardan tedarik edebilirsiniz efendim. Bir de önümüzdeki pazar yani 25 Mart'ta akşam 7.30'da inşallah Kocaeli'de İzmit'te olacağız. Kocaeli yani İzmit Halk Eğitim Merkezi İzmit Halk Eğitim Merkezi'nde olacağız. Kocaeli Merkez Fevziye Camii karşısındaymış. Bütün kardeşlerimiz davetlidir. 25 Mart Pazar günü 7.30'da inşallah orada Rabbim buluşmak nasip eylesin. Rızasına uygun bir gece ihya etmek Rabbim cümlemize ikram eylesin. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşma ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.